Merhabalar. Bugün teknemizde balık tutmaya gidiyoruz. Balık tutmaya gitmeden önce bir konu hakkında ufak bir mesaj vermek istiyorum. 10 Nisan Tarık'ın doğum günü. Biz evlenmeden önce Tarık bana bir şey söylemişti. 80. doğum günümüzde de birlikte oluruz inşallah demişti. Ben buradan tabii bunu edit yaparken izleyecek. 80. doğum gününde inşallah tabii ki birlikte oluruz. Ama ben ömrüm yettiğince hep senin yanında olacağım. Allah sana sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Doğum günü kutlu olsun. Evet, şimdi gidelim. Evet, balık tutmaya gidiyoruz. Herkese merhaba. Merhabalar. Merhaba de hadi. Hadi. Şanslı da Odin'in yemeğini bitiriyor. tabi yemezsen şanslı yer. Hayır. Eşimize koşturuyor. Evet. Eşimize koşturmasın diye. Böyle sen çıkasan ben şey yapayım. Şöyle kapatayım biraz. Hayır, hadi araba çarpar. Hayır. Hayır. Bulut alacak mı? Yok. Rüzgar görünmüyor. Soğuk olmaz herhalde. Yok. Haydi bakalım. Ne yapıyorsun? Balık tutmaya mı gidiyorsun? Balık tutmaya gidiyoruz. Anam. Tutta burada bırakmışlar çünkü. Ne? Tutta burada bırakmışlar. Hadi bakalım. Bir de bismillah. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Güzel bir dönüş var. Orayı sen çekecek. Harika bir manzara. Tam bir kamp postallık. Gidecek. Yavaş yavaş yürü. Bak onların hepsi resmi çıktı.
Aptalca mı? Evet. Yürü yürü yürü. Bahsettiğim yer burası. Burası denize çıkış, giriş çıkış kısmı. Ama ortadan. Burası dalgalı olduğu zaman Allah evet, korusun devam et. Kayalıkları çarpma ihtimali var. O yüzden de hava durumunu sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bu kadar. Bu girişe çıkışa çok dikkat edeceksin bak. İlk saat burada takılalım. Tamam. Oynası gelmeyelim ya. Tamam. Ya o da dalga kıran görevi böyle bir yapacak mısın? Tamam. Dün de fırtına oldu ya, yağmur falan. Deniz bir karıştı. Evet, bir evet. Balıkları da sepetimize koyuyoruz. Canlı canlı duracaklar. Ne bu balık? Onun tadı mezgite benziyor. Hatta mezgitten daha lezzetli. Bayağı çok da yakışıklı balık. Evet, abimizi yolcu ediyoruz. İstanbul'a geri dönüyor. Evet abi. Her şey için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hakkını sen aradın. Abim, sen de helal et. Abimize bahçede falan çok yardımcı oldu, sağ olsun. Bir de benim doğum günüme denk geldi arkadaşlar. Evet. Bugün benim doğum günüm. Hadi doğum geçiş. Günümü de kutladı, sağ olsun. Hadi. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Beklemeyin siz. Polis ceza yazın. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abimi de yolcu ettik. Kaldık Edi ile Büdü baş başa. Edi ile Büdü, evet. Evet, Odi bizi karşılıyor. Odi. Dur annem dur. Kapıyı açalım. Dur baba girsin. Dur. Aferin oğlum benim. Şasko.
Hadi. Hadi. Hadi gel. O düğün mekanı burası. Dur, dur hadi dur. Git mamanı ya hadi. Ha geliyor mu mama mı geliyor? Ne oldu oğlum? Anne mama mı getiriyor? Ha? Hani? Hani mama nerede mama? Oradan bekliyor seni Esen. Aferin oğlum. Ye mamanı. Ekmek reis ya. Oli sen çamura mı girdin? Ayakların hep çamur olmuş. Aralarda gitsin. Evet abimi de yolculadık. Duygulandık yollarken. Aileden birini yollamak, yolcu etmek çok, değil mi sen? Üzülüyor evet, insan. Biri gelince alışıyoruz, ondan sonra gidince de böyle zor oluyor. Evet, Mert de anneannesine gitti. Gelecek yakın zamanda. Evet, Mert çabuk gel bak. Kaldık Edi ile Büdü, baş başa. Bir de bunlar. Bir de bunlar. Şansı şimdi bitirdi kendi mamasını. Şu an Odin'in mamasına doğru ilerliyor. Ben bitirmedim mamamı. Odin'in maması. Odin'in maması. Şşt, dışarı oğlum. Çık şanslı. Dışarı. Şanslı. Çık böyle dışarı. Çık dışarı. Hayır. Şşt. Böyle şişko diyorlar. Oğlum bak ne oldu sana görmüyor musun? Tosun gibi oldun. Bak Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yapma oğlum yapma. Biraz... Bak Odi ölçüsünü biliyor, formunu koruyor, görüyorsun değil mi? Biraz kendine hakim oluyor. Bak Odi. Nasıl güzel. Arabanın peşinden zayıf. Nasıl koşturuyor? Formunu koruyor. Şanslı öyle değil. Bu Odi'nin maması tamam mı? Şanslı. Akşam çok güzel yağmur yağdı. Baksana ne güzel, nemli nemli. Evet. Canlanmışlar hemen. Çok güzel. Biberlerimiz çıkmaya başladı. Evet, yeni diktiklerimiz. Sen biberlerimizi gösterelim mi? Seradaki biberlerimizi. Gösterelim. Hadi gösterelim. Bir daha şu puzzle'lara da bir bakayım. Evet, yağmur suyu tabii bambaşka. Hemen böyle bir kendilerine geliyorlar yağmur suyunu yiyince. Serada da biberlerimiz çıkmış evet, değil mi? Onları da arkadaşlar, şu an buram buram nane kokusu var. Evet, çok fazla rahat nanemiz var. Çiçeklerimiz de çok güzel açtı. Değil mi Esen? Evet. Açsana. Çok güzel oldu. Bak yağmur suyu. Aa, şu damlası. Da çok güzel. Bak, bak. Bak akşam böyle değildi biliyor musun? Yağmur suyu. Evet. Ben bunlara da gördüm. Mı vurmuş acaba? Şimdi gördüm ben. Üstü kapalı ama. Yanlanmamış. Rüzgarlı demek. Olabilir. Baksana oo, ne kadar oo. Güzel yayılmış. Bunu böyle biraz farklı bir yere almamız lazım. Etrafı açık daha güzel gelişsin. Aslında saksıyı da mı büyütmemiz lazım? Bakın. Sen bu soğanlar da burada kartlaştı. Kartlaşır mı? Alıyorum ben, kesiyorum. Bak kestiklerimden. Yine mi çıkıyor? Tabii. Tekrar çıkıyor. Bıçakla mı kesiyorsun? Tabii çok şey değil. Komple kök değil. Kök kalıyor. Bir santim üstünden kesiyorum. Sonra oradan tekrar çıkıyor. Hadi biberlerimizi biberleri göstereceğim mi? Al sen. Hayır şirine. Hayır şirine.
O değil. Bakar mısın şuna? Kocaman olmuş. Esas Şirin'e geliyor. Hayır kızım, hayır. Tabii burası. Marulları var ya, hemen talan eder. Hayır kızım, hayır. Evet. Şurada, şunda da varmış. Bak, hmm. Görmüyor muyum? Çıkmaya başlamış. Şunda var. Küçücük fidelerden hemen çıkmıştı. Çok güzel ya. Domateslerimiz de çiçek açtı. Evet, gel buradan kopar ye yani. Domatesleri şimdi böyle açmışken hani ilk çiçeklerini koparın diye birkaç tane yorum okudum. Ama şimdi böyle açmışken mesela koparmak doğru olur mu? Bilemedim. Onunla ilgili fikir verirseniz çok sevinirim. Mesela bunun biraz daha gelişi böyle mi çiçek açması lazım? Ben geçen sene açmam. Çok fazla domates vermedi sen. Çiçeklerini evet. Koparmamıştık. Evet. Bilmiyorduk. Bilmiyorduk çünkü. Şu hala bilmiyoruz. Çünkü emin değiliz. İlk defa bir önceki videomuzun yorumlarında okudum ben. Çiçeklerini koparın diye. O da şimdi bu hale gelmişken koparalım mı? Emin olamadım. O yüzden yazarsanız sevinirim. Mesela çok yere yakın alt dallarını falan kopardı. Biberlerde de öyle. Hemen boy attı. Bir de biber verdi. Şimdi böyle küçükken biber vermesi normal mi? Hani ben biraz daha büyürler böyle. Ondan sonra verirler diye düşünüyordum. Sulamayı da birkaç gün önce yaptım. Bir önceki videonun yine yorumlarında hemen sulamayın. Yani nemli görünüyorsa sulamayın. Belli bir gün belirleyin demişler. O yüzden şimdi sulamadım. Hala nemli görünüyor. Çok sık sulamayacağım. Böyle mesela bir iki gün sonra tekrar komple sulayacağız. Yalnız çok fazla su vermemek gerekiyor. Evet, yalnız salatalıklarımız biraz cılız kaldı. Evet, niye bunlar gelişmedi? Bak bu kendine gelmiş. Buna bir şuraya bir çubuk yapalım da güç alsın burada. Evet. Bak yanlardan çünkü başlamış çıkmaya. Küçük salatalıklar çıkmıştı üzerlerinde. Onları koparttık. Çok küçük çünkü. Kopartmamızı söylediler yorumlarda. Çiçek vardı ucuna. Bak bunda da var mesela. Ha, evet, onu da kopartalım. Şimdi mesela bu küçücük filizde bu salatalık gücünü alır mı? Bunu da koparacak mıyız acaba? Bence koparacağız. Koparın dediler ya, kopar etsen. Yani bu bundan mantıken kopartmak gerekiyor. Canım ne ki bunun? Bunu taşı, büyüyecek de taşıyacak. Ama ay nasıl güzel kokuyor Tarık şuna. Bakayım. Mis. Hayır. Aha, Şirine. Evet. Hayır, evet, talana başladı. Hayır, Şirine. Hayır, dışarı. Hayır, dışarı kızım. Şirine dışarı. Hayır, kış. Kış. Şirine. Kış. Vallahi çabuk. Gel kızım, gel. Gel kızım. Gel annem gel. Hayır. Sen Şirin'in tırnaklarını keselim mi? Evet, hazır tutmuşken. Ha, hadi. Hadi keselim. Anne. Yok, bir şey yok. Tırnak keseceğiz, tırnak. Şirine'nin doğuştan engeli var. Hem ayak parmakları şöyle gördüğünüz gibi, hem de boynunda eğrilik var. Diğer tavuklar gibi toprağa temas edip evet tırnaklarını törpüleyemiyor. Şeyi de kavrayamıyor. Mesela şu temas ediyor, bak kısacık, gördün mü? Evet. Bunlar etmediği için şekilsiz ve çok uzuyor. Yani kendisi doğal törpü yapamıyor. Toprakta eşelenemiyor bunlarla. O yüzden bunları bizim kesmemiz gerekiyor. Tırnak makası var. Bir tane takipçimiz yollamıştı daha önce tırnak makasını. Sağ olsun. Sağ olsun. Onunla kesiyoruz. Şimdi tekrar keseceğiz. Evet. Kuzum. Kuzum benim ya. Kudu 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 kudu. Kudu 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 kudu. Manikür zamanı Şirin'in. Keçi yapıyoruz kızım, değil mi? Değil mi kızım? İşte kibar tutuyor, baksana. Kibar. Bak bunlar normal uzamış. Evet, o çok uzamış o. Evet. İyi, uçlarını. Bak benim kızım ya. Nasıl hoşuna gidiyor değil mi senin? Değil mi? Bakımı seviyorsun.
Akıllı kız. Akıllı kız. Akıllı kız. Çok güzelsin sen. Ne güzel kızım benim. Bakımdan da uykusu gelirmiş. Bakar mısın? Aferin kızım. Yürürken çok uzun olduğu zaman tırnakları bacağına takılıyor. Bacağını acıtıyor. O yüzden kesmek zorundayız. Şuralarına mesela şöyle yürürken bu buraya takılıyor. Evet. Aferin kızım. Tamam kızım. Şunu bakayım alttan bir daha. Tamam. Şunu biraz daha keseyim. Azıcık. Çok güzel. Aferin sen. Aferin benim kızıma ya. Tamam, iyi onu. Aferin benim kızıma. Kutukudu. Kutukudu. Bakar mısın güzel? Aferin sana ya. Tamam. Gideceğim arkadaşların yanına. Aferin. Hadi gidelim arkadaşların yanına. Hadi. Gel bakalım. Neredeymiş arkadaşları? Bak oradalar. Git arkadaşlar. Ne yapayım sana? İyi yaptı kızma. Teşekkür yaptı. Ediyor. Ay. Bir obur seni. Şansiko, gel. Nasıl biliyorsun, görüyor musun? Tabii. Ha? Bak, şuradan gelebilirim normalde. Aferin benim oğlum, çok akıllı benim. Çok akıllı, bir de bakıyor geçerken. Tabii, bir de tavuklar gelip eğer buraya yemeye çalışırsa şansla hemen kovalıyor. Evet. Bekçilik yapıyor. Evet. O yüzden sıfır zayiat, tavuklar zarar veremedi bahçemize. Evet. Şanslı sağ olsun. Değil mi şanslı kov? Gel böyle gel. Gel. Evet, ilk balıklarımızı tuttuk. Mercanla diğer balığın adı neydi? Hani balığı. Hani balığı. Mercanla hani balığı tuttuk, 2 kilo civarı. Güzel bir av oldu. Şarjımız bittiği için çekemedik. Aynı zamanda abimle birlikte balıkçılarla konuştuk orada. Balık zamanı değilmiş burada, balık sezonu. Ara ara balık sezonları oluyormuş. Kupes sezonu, kolyot sezonu. Ve bir de ayrıyetten çok güzel meralar varmış. Tabii biz bu meraları bilmiyoruz. Yani balıkların bulunduğu yerde. Balık denizin her yerinde bulunmuyor arkadaşlar maalesef. Evet, oradaki balıkçılar tabii yerleri çok iyi biliyorlar. Evet, balıkların yuvalandığı yerler var. O yerleri bulabilmek çok önemli. Tabii bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Şu an onlar da çıkmıyorlar ama, değil mi? Yok, şu an çıkmıyor çünkü sezon değil. Yani bir 15 gün sonra falan kupes sezonu açılacakmış. Kupes balığı. Bol miktarda kupes oluyormuş. İnşallah olacak, bakalım. İnşallah. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.